Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi çok güzel bir yere geldik yani. Elhamdülillah. Allah'a ne kadar şükretsek az. Dışarıda o kadar sakatlıklar, kötülükler var ki Cenab-ı Allah bizi buraya getirmiş. Bizim buraya gelmemiz maharetimizden, akıllı olduğumuzdan fevkalade değil yani. Cenab-ı Hak getirmiş işte. Allah getirmiş. Nasıl insan olmak için gerekçe vermedik değil mi? Okula gitmedik, masraf etmedik. Allah bizi insan olarak yaratmış. Taş olarak da yaratabilirdi. Ağaç olarak da yaratabilirdi. Yılan olarak da yaratabilirdi. Sinek olarak da yaratabilirdi. İnek olarak da yaratabilirdi. Yaratabilirdi. Çünkü yarattıkları var. Bizi insan olarak yaratmış. Hamdü senalar olsun. Onun için sevgili kardeşlerim, ne kadar şükretsek az. Sonra bir de böyle bir zatı tanımışız bu asırda yani. Değil mi? Dünyada böyle bir zat daha gelmemiş. Peygamberimizden sonra, sahabeden sonra böyle bir zat gelmemiş. Kainatta bütün ilimleri anlatan en açık bir dille, en böyle kaba bir adamın anlayabileceği bir tarzda anlatan bir zat gelmemiş. Bütün müfessirleri karıştırın. En güzeli burada. En güzeli burada. Bazıları diyor, hep diyor Said Nursi'nin kitaplarını okuyorsunuz falan. Başka kitap yok mu falan. Kardeşim var. Başka kitaplar da var. Yalnız biz bu kitapları neden okuyoruz biliyor musun? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesini ne uyarak okuyoruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, bir hadis okuyorum ben. اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَسُ لِهَازِهِ الْاُمَّتِ لِهَازِهِ الْاُمَّتِ عَلَى رَعْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا Sadaka Resulullah. Cenab-ı Allah diyor bu ümmete, benim diyor ümmetime, her 100 senede bir, mi'eti senetin, her 100 senede bir müceddit gönderecek. Yani tecdid edecek, bir yenilik getirecek. Neyi yeniliğini? Yani Kur'an'ı anlatmak, İslam'ı tanıtmak, hakikatleri insanlara verme tarzında yeni bir tarz getirecek. Yoksa Kur'an'da ne bir şey ilave ediyor, ne de bir şey çıkarıyor. Anlatma tarzı, anlatma üslubu, anlatma modeli, anlatma metodu, metot getirmiş. Onun için o metot da bu asırda geçerli. Çünkü eskiden cehalet, dalalet, cehaletten geliyordu. Cahil insanlar sapıktı. Şimdi ise diyor dalalet fenden ve ilimden geliyor. Sapıklar şimdi okuyanlar daha çok olmuş ama şimdi düzeliyor yavaş. Risale-i Nur onları düzeltiyor yavaş yavaş. Yani o oran yani şimdi artık yukarıya çıktı yani. Eskiden bundan 40 sene önce bir profesörün Allah demesi çok zordu yani. Arada bir işte böyle geçiştirdi ama Allah böyle yaratmış. Allah'ın kudretine bak. Cenab-ı Allah ne güzel yaratmış. Allah dünyayı nasıl döndürüyor? Vay Allah dedi. Ulan tabi Allah döndürüyor, sen mi döndürüyorsun? Zındık, sen mi döndürüyorsun? Yani böyle işte, oluşuyor, gelişiyor, genleşiyor, evrimleşiyor. Şudur budur, doğadır, şudur, tabiattır. Bu tarz anlatılıyordu. Ama Risale-i Nur'un verdiği derslerle cesaret arttı. Ondan sonra şimdi artık Allah deniyor rahatlıkla üniversitelerde. Böyle bir tarz getirmiş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Bu yeni doğan güneş 1300 yıl evvel, şimdi 1400, 1500 yıl evvel alemi beşeriyete doğmuş olan güneşin, yani Kur'an güneşinin bir intikasıdır. Onun bir yansımasıdır. Ve o manevi güneşin her asırda parlayan lemalarından birisidir. Her asırda 100 senede bir lema parlamış. Parlattı. İmam Rabbani gelmiş. Efendim, Abdülkadir Geylani gelmiş, gelmiş böyle evliyalar, kendi asırlarına ne lazımsa Kur'an'dan o dersi vermişler. Bu asır da imansızlık asır. İnanmıyor adam. Her şeyi tabiata veriyor, tesadüfe veriyor, doğaya veriyor.
okuyun, bütün karıştırın kitapları, tıp kitabını, fizik kitabını, efendim, biyoloji kitabını, jeoloji kitabını, astronomi. Hiç orada bir Allah kelimesini göremezsiniz. İşte Allah'ın hikmetine bak, yıldızı nasıl birbirine çarptırmıyor demez. Bu atomların içine bak, nasıl Allah bu atomları böyle ayarlamış demez. Bak şu insanın ak yuvarları, al yuvarları nasıl ayarlanmış demez. Evrimin kuralı, doğanın kuralı işte oluyor, bitiyor, engelleşiyor, oluşuyor. Heh. Ve o manevi güneşine asırda parlayan lemalarından birisidir. Ve beklenilen son mucize-i manevistir. Son. Bazıları diyor, 15'inde 14. asla kim gelecek? Son. Gelmiş artık. Daha bundan sonra gelse gelse kıyamet gelir. Onun için sondur yani. Yalnız maneviyat sahasında değil, zahiren ve maddeten dahi tesirini göstermiştir. Zahiren ve maddeten dahi tesirini göstermiştir bu kitaplar. Nasıl zahir maddeten? Ya memleketimiz öyle bir bolluk var ki değil mi? Akıyor her şey böyle. Eskiden bizim çocukluğumuzda domates bir kaybolurdu, 7-8 ay göremezsin. Biber kaybolur, salatalık göremezsin. Domates çıkmış, aa gördüm ya, vallahi manavda gördüm, çok pahalı ama çıkmış. Ciddi mi ya? Hakikaten. Biber de çıkmış, yapma ya böyle. Ama şimdi artık hiç kaybolmuyor. Git manavlara, her taraf bulur. Taşıyor ya. Eskiden bizim çocukluğumuzda, ya sen ne diyorsun, ayakkabı bulamıyorduk giymeye. Çorap, anamı çorapları yamatırdı rahmet. Şimdi deliniyor, atıyorsun, atıyorsun. 15 gün, bir ay giyiyor gömleği, at, denisini al. Gömlek alırdık, böyle yetek yaka, yetek kol. Yakalar çabuk esiyor ya, yakalar çıkar, öp yakan. Kolları böyle. Şimdi artık elhamdülillah. Ceketi tersine çevirdik. Mesela bu ceketim eskide, ne yapacağız mı? Terziye götürüp söküyor, tersini çeviriyor. Ondan sonra bir ceket yapıyoruz. Bu cep bu tarafa geçiyor bu sefer. Böyleydi kardeşler. Ama bu 20-30 senedir, 40 senedir yani bu nurların Türkiye'de çok çok okunması büyük bir bereket getirdi. Ya o neden getirmesi? Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Emrine hizmet etsen hak ecrini vermez mi? Veriyor ya. Veriyor, veriyor. Madem ki kullarım diyor beni tanıyorlar, ben de onlara yağdırayım nimetimi. Yardım mı? Tabii ya. Bu. Yeter ki onu şükreda edelim. Evet, Risale-i Nur bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsali bomba ve silahların fevkinde muazzam bir tesire sahiptir. Evet, Risale-i Nur bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsali bomba ve silahların fevkinde muazzam bir tesire sahiptir. Bomba ne yapıyor? Atom öldürüyor. Bu ne yapıyor? Eritiyor. Düşmanı dost yapıyor. Dost yapıyor. Ha. Şimdi Rusya bir bomba bulmuş, herkesi tehdit ediyor. Atarım ha. Ama atamaz çünkü orada dersen açtık biz kaç tane dersen. Eskiden burada komünistlere kızdık mı? Moskova'ya diyorduk. Şimdi artık Moskova'ya gidiyor. Sen doğru dersen ya. Moskova bütün Rusya'da yüzlerce dersenimiz var adam. Bunun böyle olduğunu bir parça ilim ve basiret nazarı nur risalelerine bakanlar ve Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursi'nin 30 seneden beri, şimdi 80 seneden beri Anadolu'daki hizmet imaniyelerine dikkat edenler görür, anlar ve tasdik ederler. Yani bu il ne kadar inkişaf ediyor, terakki ediyor. Hakikate nüfuz eden zatlar için Risale-i Nur'un tuluğundan, yani yazılmaya başladı 1926'dan, bugüne kadar geçen zaman içerisinde yapılan hizmetin neticeleri nihayet derecede muhteşem ve muazzamdır. Milyarlar takdir ve tebrike layıktır. Bak Perşembe gününden beri Çerkezköy, bundan sonra Çorlu, Tekirdağ, Güleburgaz, efendim, Kırklareli gelerek böyle hep böyle pırıl pırıl gençler. %99'u genç. İhtiyar zaten gidiyor camiye korkudan. Ölüm geliyor. Ama genç. Her türlü şey yapabilecek durumdayken bu hakikatlara gelmesi fevkalade bir şey. Demek ki bunda öyle bir cazibe var ki çekiyor ya. Eğer dışarıda gençler sokaklarda dolaşıyorlarsa bizim suçumuz. Onlara bunları tanıtamamışız. Onlara gösterememişiz. Onlara sevdirememişiz. Suç onların değil, suç bizim. Bu kadar. Ben Mersin'e gittim geçenlerde kardeşler.
Mersin'e gitti. Dershanemiz var orada. Dershaneden çıkıyoruz. Yazıyor orada. Ani bağlı diye ama bar gibi okunuyor. Adam bir yer açmış orada. Kızlar erkekler girip çıkıyorlar. İçerisi karanlık. Ne yaptıkları belli değil. Kapıda da bal diyor. Ani bal. Ama bar gibi böyle. Naçistirli yazmış. Bal mı? Bar mı? Şimdi bizim kardeşler de geçiyorlar. O adama selam vermiyorlar. Yani şey açan, o yeri açan, kafeteryayı açan adama bar diye. Mesela biz beraber gidiyoruz. O da çıkmış öyle masum. Ben diyor çıkıyorum diyor amca diyor. Böyle duruyorum bana selam versinler diyor. Psikopat bir şey. Vermiyorlar. Ben de o gün rastgele merhaba delikanlıdırım. Merhaba amcam dedi. Ne yapıyorsun? İyi misin? Sağ ol be amca. İyi vallahi işte burada çalışıyoruz. Ama dedi bu ben senin bu arkadaşlarına kırgınım dedi. Neden dedim? Ya diyor buradan gelip geçiyor bana bir selam vermiyorlar dedi. Ya dedim selam verirler onlar da. Orada bar yesiyor. Bak dedim biraz sakattır. Onun için selam vermek isterdi. Günaha girmesin. Ya amca dedi bar değil o ya bal dedi. Ya dedim bar gibi bu. Dedim sen burada içki satmıyor musun? Yok amca satmıyorum ya dedim satmıyorsan selam verirler dedim. Çünkü bizim dinimizde içki satılan yerlere pek şey yoktur. Yasaktır yani yardımcı olmak. Onun için dedim sana selam vermiyorlar ki kapatasın diye. İçki satmıyorsun diye. Yok dedi vallahi satmıyorum bana. Satmıyorsan o zaman gelin dedim. Birer kahvesini içelim arkadaşım siz. Girdik içeri. Yap bize birer Nescafe içtik tabii. Attık bir 20 kağıt. Başına gitti adamın. Sağ ol hocam falan filan. Dedim bak arkadaş. Madem ki sen burada öyle şeyler yapmıyorsun. Ben dedim yarın Adana'ya gidecektim. Bir gün daha tehir edeceğim. Yarın ikindi dersini burada yapacağız. Ardısın. Varım amca dedi. Topladın ne kadar arkadaşın varsa. Ne kadar varsa çağır. Ama kızları çağırmadım. Yok dedi kızları çağırmam dedi. Çağırsam bile haremlik selamlık yaparsın. Perde gelirim dedi. Ne güzel bak ya. Bu adama şimdi el uzatmayalım. Ertesi gün gittik tabii. Toplamış bir sürü sakallı. Kürt beyin, gençler orada. Bir muhabbet 2-3 saat. 23 sözden sor, kaderden soru soruyorlar. Ahiretten, ölümden, mezardan, cinden, şeytandan. Öyle bir muhabbet ettik. Hay Allah razı olsun der. Ertesi gün o da geldiler sana. Kardeşim biz şimdi insanlardan kaçmayacak ya. Çünkü biz de yani öyle olabilirdik yani adam. Öyle gelmiş, öyle görmüş. Onu el uzatacağız. Üstadımız ne diyor? Karşımda büyük bir yangın var. İçinde evladım tutuşmuş yanıyor. İmanım yanıyor. Onu kurtarmaya koşuyorum diyor. Yani sadece sen ben bizim oğlan değil yani. Bunu herkese duyuracağız bu hakikatleri. Vazifemizdir yani. Yarabbim ayette davacı olurlar. Yarabbi bunlar bize duyurmadılar. Söyleseydiler biz de bu işi yapardık. Sonra söylemeden söylemeye de fark var tabii kardeşler. Mesela adam namaz kılmıyor. Cuma namazına bile gitmiyor. Şimdi komşusu gidiyor. Ya Ahmetçe diyor. Yahudi diyor Havra'ya gidiyor. Hristiyan diyor kiliseye gidiyor. Sen ne kiliseye gidersin, ne camiye gidersin. Ne biçim adamsın ya. Gel de bir cumaya gidelim. Hadi lan git. Eşin adama öyle söylersen, tabii sana öyle söyle, başa güle tıraş. Ama sen desin ya komşum be. Vallahi ben her hafta camiye gidiyorum. Oraya gidiyorum, üzülüyorum. Biz orada manevi bir şeyler yiyoruz. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Yarın Allah bana soracak, komşunu camiye davet ettin mi? Etmedim, neden etmedin? Gelmezdi, nereden biliyorsun gelmeyeceğini? Onun için, gel gidelim bir camiye beraber. Ya gidelim ya. Anam tamam ya gidelim. Gidiyor bir de güzel bir şey dinliyorsa... Hastaya Ahmet Paşa'ya gideceğiz. İşte bu. Her şeyin bir yolu yordamı var. Güzellik de yani. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki Sauzubillah, Bismillah Üd'u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mevizetil hasene. Güzel mevzularla, güzel mevizelerle benim kullarımı benim yoluma davet ediniz diyor. Ya, öyle. Söylemekten söylemeye fark var yani. Onun için biz Risale-i Nur'ları okursak insanlara nasıl yakınlaşacağımızı Risale-i Nur bize öğretiyor. Evet Risale-i Nur iman-ı tahkikiyi
bu vatanda neşretmekle imanı tahkikiyi, bu vatanda neşretmekle imanı kuvvetlendirip bu memleketteki dinsizlik ve imansızlık, dalalet ve sefahate karşı mukabele ve müsbet bir tarzda mücadele ederek bunları mağlup etmiştir. Müsbet bir tarzda. Dolaşmış. İstanbul'da bir abimiz var, böyle dolaşıyor. Mesela Fatih'te bir geziyor. Büyük bir bilardo salonu var. Bak içeride bir sürü genç. Dedi abi, baktı böyle bunlar 18-25 arasında genç. Biz şimdi bu karşıda, bunun karşı tarafında bir dershane açabilsek bunları oraya transfer edebiliriz. Ona yakın olacak. Gel gidelim Efe Eyüp Sultan'a, gelmez adam. O anladıktan sonra işi Edirne'ye de gelir. Ama işi anlayacağı zamana kadar yakın olması lazım. Hemen aradı sonlarda bir tane dershane bulduk. Satın aldık. Ondan sonra orada esnaf var. Esnaflar o kahveden çay içiyorlar oradan. İçeri giriyor bazen. Ne yapıyorsun Hakan? Eyvallah işte burada zaman öldürüyoruz falan. Tanju sen nasıl? Eyvallah. Ya burada bir yer açtık biz. Arada sırada takılın gelin. Çay içeriz. Burada ayakta duruyorsun. Orada oturarak içeriz falan. Ya nerede abi? Karşıda falan. Hakan gidelim ya, gidelim falan. İki kişi geliyor. Onlara tabii hürmet, muhabbet, kardeşlik. Görüyorlar burada hiç samimiyeti. Gidiyor arkadaşlar. Ya diyor bir yer açılmış arka karşıda. Sorma be kardeşim. İnsanlık orada. Muhabbet orada. İlim orada. Güzellik orada. Yapma ne? Ne alıyorlar? Hiçbir şey almıyorlar. Veriyorlar. Vallahi aydan maydan ya mı? Yok olur mu? Bak işte ertesi gün 5 kişi geliyorlar. Abi diye arkadaşlar da getirdik lan. Derken şimdi dershane doluyor. Yer yok dershane. Ya, insan olur mu? İnsan anasından doğarken tertemiz oluyor değil mi? İskambil kağıtlarıyla gelmiyor. Derdilerçisinden gelmiyor. Tertemiz geliyor, bir elle bir şey tutuşturuyor. Ondan sonra ne gidiyor? Ama biz o şişeyi alırsak, kitabı verirsek, kitabı okuyacak adam. Ama tabii ona bir yemek göstermek lazım. Ona bir yemek yedirmek lazım. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Eyyub el-Ensar Hazretleri'nde misafir oldu. Eyyub el-Ensar Hazretleri iki kişiye yemek yapmış Hazreti Ebu Bekir ve Peygamberimize. Dedi ki, Üdû selâsîne fil eşrâfil ensâr. Koş dedi, 30 kişi, 30 mu? Selâsîne, 30 kişi davet etti. 30 kişi geldi, yani eşraftan, eşraf, yani entel. Şimdi enteller geldi, öbürlerine gelir. Onlar yiyorlar, bakıyor o yemekten, hepsi doyuyor. Ondan sonra gidiyor, sittin diyor. 60 kişi daha diyor davet etti. Onlar da geliyor yiyorlar. 70 kişi davet etti. O gelen insanlar, o yemek, o muhabbet, o umumete karşı hepsi Müslüman olmuşlar. Yemekten. Yemek yedirmek Peygamberimizin sünnetinde. Biz de yedireceğiz. İftara davet edeceğiz. Yemeğe davet edeceğiz. Zarar yok adam, olumsuz olsun. Gel arkadaşım. Ya ben olsun. Gel be kardeşim ya. Sonra tutarsın falan. Biz geçen sene Aydın'dan şeyden geliyorduk, Söke tarafından Aydın'a. Bir tane genç böyle şöyle yaptı falan. Durduk. Buyurun kardeş. Abi yeriniz var mı? Var tabii dedim. Motoru. Neredesin sen? Adın ne Ali Rıza? Neredesin? Mersin'in. Ne yapıyorsun? Ben burada biz şey okulunda okuyorum. Spor okulunda. Spor öğretmeni olacakmış. Nasıl gidiyor Ramazan'da, nasıl orucunu rahat tutabiliyor musun falan. Abi maalesef tutamıyoruz dedi falan. Zor mu geliyordun bana? Abi de şu durumda falan. Ya, arkadaşlarından tutan var mı dedim okulda? Var abi, demek ki tutulabiliyor dedim yani. Tutulabiliyor yani. Tutulabildiğine göre sen de tutarsın istersen bana. Neyse. İyi olur dedim tutan falan. Muhabbet dedi Aydın'a gelinceye kadar. Dedim seni bu akşam iftara davet ediyoruz. Gelir misin? Abi gelirim ama ya, ayıp ya, işte oruç tutmadık dedi. Olsun dedim ya. Sen bir gel iftara ya. Fark etmez. Biz seni oruçsuz diye söylemeyiz onu. Geldi iftarı yedi. Ondan sonra dershaneye gittik. Namaz kılacağız. Dedim istersen Ali Lisa sen burada otur, sigaranı tüttür. Bizden teravih kılarız, sonra gene muhabbet ederiz. Abi de ben de kılayım dedi. Sen bilirsin. Abdest aldı, o da kıldı. Ertesi gün çocuk proje başladı. Arkadaşlar telefon edildi, Mersin'e geldi. İşte diyor,
Şükrü diyor, ben artık oruca başladım. Yapma lan diyor, o da seviniyor falan. Namaz da kılıyor mu oğlum? Yapma, ne güzel bir şey değil mi? Ya kardeşle şimdi muhabbetimizi devam ettiriyoruz. Arada bir arıyorum o telefonla. Ne budur ya? Çeksin tabii. Boğulan adamı el uzatmayalım mı ya? Boğuluyor adam. Boğul lan. Ben boğuluyor. Günahlara dalmış boğuluyor. Elini uzatacaksın onun kurtulması için. Yardımcı olacaksın. Allah da sana yardım eder. Çünkü o Allah'ın kulu. Yabancı değil ki. Allah'ın kulu. Hepimiz bir ana babadan yaratılmışız. Hristiyan olur, Yahudi olur, Ermeni olur fark etmez. İnsandır. İnsandır. Ona imanı anlat, kabul ederse kardeşiniz olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamberimize düşmandı. Onu öldürmeye gidiyordu. Fakat imana geldi. Ne oldu? Haşere-i Mübeşşere'de oldu. Cihar-ı Yâr-ı Güzün oldu. Halid bin Velid Uhud Harbi'nden peygamberimizi harp etti. 70 tane sahabeyi şehit etti. Ama sonradan Halid bin Velid oldu. Onun için bugün için insan ters gibi görünür, karşı gibi görünür. Onlardan vazgeçmiş, devam anlatacağız. Üstadımız öyle diyor. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok. Bize tecavüz dahi edilse nur gösteririz diyor. Vaziyetimiz nurani müdafaadır diyor. Yani sonra bizim elimizde çok büyük hakikatler, çok güçlü hakikatler var. Öyle değil, basit değil. Biz kahveye girelim, kahvede dersek. Bir gün böyle girdik, her konuşuyoruz. Kimisi dinliyor, kimisi dinlemiyor. Bir tanesi bu kahvede böyle yayılmış. Hocam, Süleymancılar böyle dua ediyor. Nurcular böyle yapıyor. Camiciler böyle, tarikatçılar böyle. Sonra hangisi daha kıyak? Soruya bak, şimdiye davran. Ben dedim, o anda böyle bir şey geldi içime. Abicim dedim, sen hangisini yapıyorsun? Ben dedi, hiçbirini yapmıyorum. Yap dedim abim ben, bir tanesini yap inşallah. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bazen böyle yapmış. Bazen böyle yapmış. Sen dedim, bir tanesini yap, inşallah Allah kabul eder. Baktım çocuk düzeldi böyle. İnşallah de hocam, sağ ol. Şimdi bak adam hemen kendine geldi. Neden? Onun hücumuna sen hücum göstermedin. Sen ona müsbet hareket ettiğin için o hemen utandı yani böyle. Şimdi desem, kılan köfte o. Madem yapmıyorsun ne soruyorsun? Bize yakışmaz ki o. Seneler geçti, ben oraya gittim gene. Gezizim dayınlar diye bir belediyelik geri. Şimdi bir kardeş çay dağıtıyor böyle. Bardaklara çay döküyor. Biri dedi ki, tanıyor musun bu arkadaşı? Tanımıyorum. Bu dedi sana kahvede sormuştu yani. Hangisi daha kıyak? Bu arkadaşlar için cemaatimize geliyor. Namaza başladı. Hizmet ediyor. Allah bereket etmesin. Şimdi biz ona ters bir şey söyleseydik. Belki utanırdı gelmezdi. Kapıyı ona kapatmış olurdu. Biz kapıyı açık bırakacağız yani. Bu bize öyle ders. Bu ustamız bak diyor bana zulmedenlere. Beni kasaba kasaba dolaştıranlara. Bana iftira edenlere. Zindanlarda bana yer hazırlayanlara. Hakkımı helal ettim diyor. Ne büyüklük değil mi? Ve biz de onu yapmaya çalışacağız. İnsanlara yakınlaşacağız. İnsanları seveceğiz. Seversek herkes elimizi uzatırız. Mesela Mersin'de gene böyle deniz kenarında geçiyor. Üç tane genç baktım. Şarkı söyleyerek geliyorlar. Merhaba gençler. Merhaba amcamda. Ne yapıyorsun? İyi misiniz? İyi valla. Nasıl gitti dediğim şeyler? Vizeler falan. Abi tanıyamadık seni falan. Ben dedim tanıyorum sizi. Ana baba biriz. Sizin babanız da benim de burada. Kulaklarınız aynı yerde. Tanışıyoruz dedi. Tabii tabii dedi. Gelin bakalım muhabbet edelim biraz. Tamam yerden oturdular. Geniş kenarda. Şeyler var, kanepeler. Oturduk muhabbet edip. Abi kimse valla biz Nur cemaatiyiz. Nurcu duydunuz mu? Duyduk abi biz. Bizim üniversite de var Nurcu arkadaşlar. Biz de o cemaatimizdir. Biz de gençiz böyle. Herkesi seviyoruz falan. Siz de gördük bile genç. Evladım falan. Sağ olun kızım falan. Sordular sordular falan derken dershanenin adresini verdik. Telefon numarası verdik. Onların telefonlarını aldık. Geleceğiz abi dediler. Zaten bizim okulda da var bazı arkadaşlar. Biz onlarla biraz alay ediyoruz. Ama de geleceğiz. Daima sevdireceğiz yani. Biraz soğuk olmayacağız yani. Müslüman sıcak bir sıcak. Bu bir fırsattı. Yarına çıkar mıyız çıkmaz mıyız belli değil. Onun için bulunduğumuz anı ne yapacağız? Değerlendireceğiz.
Adamın duasını alacağız. Dua. Ya. Risale-i Nur. Yani bu kitaplar. Risale-i Nur bu kitapların adı kardeşler. Her zaman yeni arkadaşlarımız da geliyor. Aslında Risale-i Nur. Risale-i Nur. Bir gün böyle İzmir'de birisi. Risale-i Nur bize böyle ders veriyor. Risale-i Nur bize böyle anlatıyor. Bir gün dedi abi Risale-i Nur Efendimiz ne zaman gelecek? Onun için böyle anlatmak lazım. Anladın mı? Risale-i Nur bu kitapların adıdır. Kur'an'ın tefsiridir. Yazarı da Bediüzzaman Said Nursi'dir. Şu anda cennettedir. İşte Risale-i Nur fevkalade ihlası hem yalnız tevhid ve iman akidelerin hizmetini esas meslek ittikaz ederek bak. Hem yalnız diyor tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittikaz ederek bir kutsiyet kazanması. Demek bizim mesleğimiz imana hizmet. Allah'ı tanıtır. Anlatır. Bak kardeşim Allah. Bir gözlük aldım efendim. 100 milyon verdim. 2 tane göz aldım. 5 kuruş vermedim. Sen verdin mi? Ben de vermedim. Gördün mü? Allah bizi ne kadar çok seviyor. Bana bir çift ayakkabı aldık. Ayakkabı. 100 milyon. 2 tane ayak aldın. Kaç para verdi? Hiç vermedim. Allah'ın emaneti. Böyle anlatacağız. Bak devlet ceryan veriyor. Ay başında parayı vermedim. Karartıyor. Ama Cenab-ı Allah gökyüzüne güneşi koymuş. Hiç karartmıyor. Doğru doğru diyor. İçini çekmeye başlıyor. Şimdi sen namazlıyor musun? Kılmıyoruz falan. Kılman lazım. Yandın. Ama ağır geliyor. Ağır geliyor. Onun için biz iman tarafına bakacağız. İbadetten ziyade bizim meselemiz iman. İmanı anlattın mı o ibadet kendiliğinden gelir zaten. Gelir tabii ya. Hamama giren terler değil mi? Mühim olan adamı hamama sokmak. Bu manevi hamama geldi mi terler. Ya niye terlemiyor? Adam dışarıda soğukta. Nasıl terlemiyor? Terler mi adam onu? Adam 3 gündür aç. Kardeş ne içersin? Sağ ol bir şey içeceğim. Ya bir çay yapma Allah razı olsun. Ya bir soğuk bir şey sağ ol birader Allah razı olsun. Ya bir ayran iç Allah razı olsun. İçmiyor adam. Ya kardeş ne içmiyorsun? Ha içmeyeceğim. Acaba karnı aç mı? 3 gün önce bir yemiştik ona. Yemin olsun içmiyor. Neden karnı aç? Bağırsakları kırılıyor. Aç adam içer mi bir şey içmez. Ondan sonra bir fasulye bir pilav. Ondan sonra biraz sonra o sana çeşmeyi sorar. Abi çeşme nerede? Demek ki misafir geldiği zaman evvela ne içeceksin demeyeceğiz. Ne içeceksin? Şu ayette öyle. Külü ve şrabu. Yeyiniz içiniz. Şimdi iman onun gıdası oluyor. İbadette suyu oluyor. Ya adamın karnı aç. Önce bir vakit namaz kılarsan şu kadar cennet kapısı açılır. Bu adam cennete tam inanamıyor. Kapısını nereden şey yapacak? Adam diyor kim gitti kim geldi. Öyle dediler diyor. Giden gelseydi dedem gelirdi. Var mı abi giden gelen? Var tabii ya. Sahibi var tabii ya. Geçen sene bizim tut ağacı gitti geldi. Tabii ya. Bağ gitti geldi bizim koca bağ gitti geldi. Kaç tane nüfusu var. Erikler gitti geldi. Papatyalar gitti geldi. Laleler gitti geldi. Yapma abi gitti geldi. Çiçekler gitti geldi. Otlar gitti geldi. Ulan bu kadar giden gelen olur da en değerli bir şey gidince gelmez mi? Ha? Toprağın altına her giden daha güzel olarak geliyor. Toprağın altına giren insan niye daha güzel olarak cennete gitmesin? Neden? Söyle abi. Ya bile böyle dediler. Bırak dedileri. Gelir mi gelmez mi? Gelir abi gelmesi lazım. Bak onun kafasının aklının alacağı şekilde bir şey söylüyorsun. Öbür türlü inan ulan zındık. İnanmazsan görürsün orada topuzu yedin mi sen? Nereye gidiyor kafir seni? O da çek seni gidiyor bas seni. Böyle hizmet olmaz ki kardeşim ya. Onun için millet dinden ürkmüş. Vallahi ürkmüş ya. Sen ürken atını otla mı tutarsın sopayla mı? Gel 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 almışım bir sabirle. Ya, ya delir mi o at? Daha çok kaçar. Ama bir tane tut alırsan gelebilir. Adamla cehenneme bir vakit namazı terk eden 70 bin sene cehennemden çıkamayacak. Adam yeni gelmiş Cuma'ya. Ne sapma kirası gibi. Allah'ım benim çıkacağım yok. Bekleyin. Bir daha gelmeyin. Ya onu da söylersin de yeri geldiği zaman söylersin. Ama korkutma adamı. Dur bakalım. Biraz
ısınsın garibim. Mesela diyelim Ramazan'da, bayram namazında hoca efendi konuşuyor. Muhterem cemaat, orucunuzu tuttunuz, namazınızı kıldınız. Şimdi bugün bayram yapıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Efendim, oruç tutmaya Allah bir şey beklemesinler. Adam da gelmiş, tutmamış ama bayrama gelmiş. Der ki hoca bir şey söyle. Hem de erken de gidiyor, vaktini bilmediği için. Tam hocanın karşısında. Oruç tutanlar bir şey beklemesin. Ulan hoca gömdü galiba bizi. Keşke gelmesin. Yengene sana bir şey söyle, taviz verme. Kardeşler, içimizde belki oruç tutamayan kardeşlerimiz vardır. Ama onlar çok şimdi, çok üzüntü içindedirler. Cayır cayır yanıyor içleri. Yandı falan yok esasında da. Yanıyor. De ki adam yanayım desin bari, aklına gelsin yanlar. İşte onlar bu fırsatı kaçırdıkları için çok üzgündürler. Ama o kardeşlerimiz de üzülmesinler. Henüz daha tövbe kapısı kapanmadı. İnşallah o kardeşlerimiz bayramdan sonra tutamadıkları oruçlarına günle gün tutup tövbe istiğfar ederlerse inşallah Cenab-ı Allah o kardeşlerimizi affedecek. Onlar inşallah seneye şeytanın inadına Recep ayından başlayacaklar. Dese ne olur yani? Adam diyecek helal be hoca ya be. Helal hoca senin hatırsın başlayacak. Ama öbür türlü adam düşman olur ya. Dine düşman olur. Ya daima beşşirû velâ küneffir diyor Peygamberimiz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Yüssirû velâ küassir. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Üslup. İşte müceddit budur yani. Müceddit bu. Aynı şeyleri söylüyor ama yani değişik tarzda söylüyor. Bir gün bir genç namaz kılıyor. İzmir'de. 16-17 yaşında. Pırıl pırıl. Çocuk secdeye böyle gidiyor. Kollarını böyle yapıştırıyor. Şimdi bir tane hoca efendi biliyor. Bir Arnavut hoca var. Çocuğu bekliyor namazı bitirsin diye. Çocuk selam verdi bana bak. Ellerini öyle çüpek gibi koyma. Çüpek köpekler böyle yatar. Çüpek gibi koyma kollarını. Böyle kaldıracaksın. Tamam mı? Tamam hocam dedi. Olur mu ya bu? Desene evladım maşallah sana. Seni tebrik ederim. Bu yaşta namaz kılıyorsun. Ne de güzel kılıyorsun. Yalnız kollarını böyle yere koyun evladım. Böyle tut. Aynı şey. Böyle tutarsan daha güzel olur. Böyle yere konmaz. Usul bu. Usul bu üslubu ya. Aynı şeyi söyle gene. Söyle ama. Söylemenin şeyi var, üslubu var. Formülü var, modeli var. İşte müceddikler bunlar. Müceddik demek o aslında insanının anlayacağı tarzda konuşuyor. Risale-i Nur diyor. Bu aslının fehmine Kur'an'ın bir dersidir diyor. İşte Risale-i Nur hem fevkalade ihlası. İhlas yani Allah rızası için. Hiç başka bir gayemiz yok. Bak ben 67 yaşındayım, 70 yaşına geliyorum. Her gün böyle. Gündüz de böyle, gece de böyle. Allah Allah. Bir güç geliyor bana. Ya ben yaşlı bir adamım ya. Benim akranlarım zor gidiyor camiye. E biz böyle. Nedir peki? Nereden geliyor bu güç? Buradan geliyor. Cenab-ı Allah veriyor. Koşturuyoruz. Koşturacağız. İşte Risale-i Nur hem fevkalade ihlası ve yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittikaz ederek bir kutsiyet kazanması ve mahiyetinde bütün akaid Kur'an'ı ve İslamiye mevcut bulunarak her tarafı kaplayacak bir nur hakikat olması dolayısıyla rahmet ilahiye canibinde bu millet-i İslamiye'yi maddi manevi felaket ve helaket tehlikelerinden bir sedd-i Kur'an'ı ve nur-i imani olarak muhafazaya vesile olmuştur. Memleketimiz muhafaza ediliyor. 80 seneden beri bu kitaplar yazılmaya başladığından beri memleketimizde ne var oldu ne düşman çizmesi girdi. Bütün İslam alemine düşman girdi bak. Bosna'ya girdi, yok Kosova'ya girdi, efendim Irak'a girdi, efendim Filistin'e girdi, öbür tarafa girdi. Türkiye hükümetlerde biliyorsun Ermeniler efendim şeyler. Bütün değil mi? Memleketimize bir şey olmadı. Neden? Memleketi koruyor yani. Yapılan dualar, yapılan ibadetler Cenab-ı Allah vatanımızı ne yapıyor? Muhafaza ediyor. Onlara fırsat vermiyor. Bereket yağıyor. Şimdi düşünün burada bu kadar insan bak dua ediyoruz burada. Efendim iman hakikatleri okuyoruz. Efendim dinimizi öğrenmeye çalışıyoruz.
Şimdi Edirne'de şu anda kahvelerde insanlar var mı? Meyhanelerde var mı? Barlarda var mı? Var, var. Düşün ki hep bar, meyhane, kumarhane, timarhane. Hiç böyle dershane yok. Hep günah işleniyor. Peki o memlekete bela gelmesi her an nedir? Muhtemeldir. Ama böyle bir dua edildiği için Cenab-ı Allah diyor ki benim, beni anan, Kur'an'ımı okuyan, benim Resulümü salavat getiren bir cemaat var. Onların hatırı için ben bela vermiyorum diyor. Kur'an'da ayet var. Bir beldede muslihler bulunursa, muslih demek ıslah eden. Salih ıslah olmuş, muslih de ıslah eden. Şayet diyor %90'ı bir memleketin salih olsa, %10'u da sapık olsa, o %90 o sapıkları düzeltmeye, o yoldan bu tarafa çekmeye çalışmazlarsa Allah oraya bela verir. Neden? Salihler sapıkları düzeltmeye çalışmıyorlar. Oraya bela gelir. Bakın %90 bozuk bir cemiyette %10 müslih var. %10. %10 bir hizmet eden bir toplum var, bir grup var. O %10 madem ki muslihtir, çalışıyor imana, Kur'an'a hizmet etmeye, o %10'un hatırı için %90'ı da Cenab-ı Hak batırmıyor. Tamam. Kur'an'da ayettir bu ya. Ayet. Onun için 1925'te üstadımız bunları yazmaya başladı. Kaç sene olmuş? 80 sene. Bak memleketimizde hiçbir bela olmaz. İçimizde oluyor bazı ufak tefek şeyler. Onlar da bizim hatalarımızdan tabii yanlış bazı şeyler. Ama Allah umumi bir bela vermiyor. Düşman belası vermiyor ya. Düşman belası vermiyor. Düşman belası çok kötüdür. Değil mi ya? Zelzele veriyor, kendisi eziyor. Ama bir Amerikanın gelip ezmesi çok daha başka değil mi? Ha. Bir Yahudinin ezmesi daha başkadır ya. Onun için kardeşler bu hizmetler çok muazzamdır. Bu hizmetlere biz katkıda bulunalım. Nasıl katkıda bulunacağız? Senin bir arkadaşın vardır herhalde tanıdığın. Buraya onu getirmeye çalışacağız. Bu adam içkici olur, kumarcı olur, şu olur mu olur? Ya gel bir akşam bir arkadaş. Ya ben gel ya bir akşam gel bir dinle. Adam geliyor. Allah razı olsun ya diyor Mehmet. Allah diyor çok değişik bir dalgaydı ya. İzmir'de vardı. Hocam diyor bu akşam sen takıldık bu konuya. Arkadaş sağ olsun getirdi. Vallahi diyor neyi takılmışsın güzel bir yer. Bakacağız hocam diyor. Biz de diyor bayağı son takılıyoruz buralara. Tezgah Kur'an tezgahında diyor. Hocam diyor bakacağız tezgah falan. Şimdi başlıyoruz dersi yapmaya. Adamı yanımıza oturtuyoruz. Yeni geldi ya. Sıkılmasın diye. Adam biraz sonra yere iniyor. Kardeş estağfurullah hocam. Bakıyor ki iş büyük bir iş. Ulan diyor ben oraya oturmaya layık değilim. Adam bizi oturttu ama diyor. Benim orada oturmamam lazım diyor. Ben paralık adamım. Anlıyor kendisi oraya iniyor. Kardeş estağfurullah hocam ben burada oturacağım. İşte, yarın akşam bakıyorsun. Giderken diyor ki hocam bir maruzatım var. Buyur kardeşim. Ya bizim bir bacanak var hocam da sakat biraz diyor. Getirsem olur mu? Getir kardeşim. Burası hastane. Sakatlar hastane. Kangren olmuşlar. Hepsini getireceksin. Tabii ya. Hastane ya. Şimdi hastanede doktor giymiş elbiseleri bembeyaz. Sedyene getiriyorlar. Kan akıyor birinde. Doktor ki ne bu ya? Götürün. Sürükülecek. Doktor bey burası hastane. Nereye götüreceğiz? Pastaneye götüreceğiz. Biz de doktor sayılırız burada. Her çeşit sakat gelecek buraya. Düzelecek. Bir akşam öyle dedik. Dedik bizim. Biz sarhoşun düşmanı değiliz. İçkinin düşmanıyız. Kumarcının düşmanı değiliz. Kumarın düşmanıyız. Onun için sarhoş kardeşlerimize kapımız açık. Gelebilirler, burada kafayı bulur giderler. Meyhanede kafa bulunmaz. Meyhanede kafasını kaybeder adam. Rotu çıkmış araba gibi, serseri mayın gibi nereye çarpacağı belli olmaz. Onun için kafayı bulmak isteyen buraya gelsin. Vallahi bir sarhoş varmış bu yüzden. O da çekmiş. Ben demiş Nurcuların dersine gidiyorum. Hep sarıyorlarmış onu da. İçkileyim diye gelmiyorum. O gece demiş, geleceğim lan ne olsun. Arkadaşlar dedim, oğlum gitme bak ağzın kokar.
Seni tekme tokat atarlar. Yok demiş, onlar medeni insanlar, atmazlar. Biz de böyle konuşunca adam demiş tam benim hediyem çıktı. Bekledi cemaat gitti, baktım geldi. Hocam dedi, selamünaleyküm, aleyküm selam. Hocam dedi, açık açık bir şey söylemişsin. Buyur kardeşim. Ben dedi buraya alkollü geldim. Ne olabilir be kardeş? Desem tövbe! Nasıl gelirsin sen? Olur mu ya? Olabilir dedik. Olabilir. Gelmiş ama. Olabilir. Ama dedi hocam sen kapıyı sonuna kadar açtın dedi. Kapıyı sonuna kadar açtın. Bana cesaret geldi dedi. Ben artık dedi kendimden tiksiniyorum dedi. Vallahi da billahi de tallahi de dedi. Bir daha bu içi içmeyeceğim dedi. Ben yarın sabahtan itibaren gusül abdesti alacağım. Sabah namaza başlayacağım hocam dedi. Hem ben dedi bundan sonra meyhaneye götürdüm adamları, artık buraya getireceğim. Nitekim getiriyor. Bakın hep sakatları getiriyor. Adamlara. Abi diyor arkadaşı fayanstan getiriyor. Yani biz harf atıyor ona göre. Fayanstan. Getiriyor adam. Onun getirdiklerini devlet bile getiremez. Ama o adamı sevdiği için ona diyor ne olmuş sana, bir takılayım bakalım neye gidiyor şu an. Öyle kardeşim. İnsanlar var şimdi davamıza hizmet ediyor. Ya elhamdülillah. Sen böyle şefkatle. Şefkatle muhabbetle oluyor. Heybet-i Şimayen'in diyor terakkisine en birinci basamak muhabbet ve uhuvvettir. Muhabbet sevmek ve uhuvvettir. Kardeşlik. Risale-i Nur'da da o var zaten. Elhamdülillah. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. Bugün geliyorduk, kardeş diyor ki ben hep diyor Ulubatlı Hasan'ı düşünüyordum diyor. Bir Ulubatlı olsam ben de falan. Ya dedim sen Ulubatlı'dan daha iyi olmuşsun. Bak en tarafa geziyorsun. Bu hakikatleri duyuruyorsun. Ne güzel değil mi? O gün için Ulubatlı öyleydi. Bugün için öyle. Adam dinliyor. O zaman dinlemiyordu adamlar, saldırıyordu. Ölmemek için mecburen öldürüyorduk. O zamanki savaşlar öyle. Yani İslam'da tecavüz yoktur. Tedafi vardır. Yani müdafaa. Yani öldürmek yoktur. Ölmemek için öldürmek vardır. Yoksa öldürmek için öldürmek yoktur. O seni öldürmeye geliyor. Ölmemek için onu öldüreceksin. Bak. Vur kafir şehit olayım diyecek değilsin tabii. Öyle olmaz ya. İşte İslamiyet'te öldürmek yok. Ölmemek için öldürmek var. Öldürmek için öldürmek yok. Öyle yani. İslamiyet bu. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. Bak biz bu Kırklar evine geldik. Hocam dedi ki Kırklar evi dedi, 40 tane dedi burada dedi. Osmanlı akıncısı şehit olmuş dedi. Onun için Kırklar evi diyorlar dedi. Ya bak eşdat neler yapmış. Öyle. 500 senedir yaptığınız yeter. 500 senedir yatıyormuş güzel. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet siyama edip perişan edecektir. Siyama edip perişan edecek. Gafletle yatarsan gaflet seni perişan edecektir. İzmir'de fuar vardır. Millet fuara gelir böyle köylerden, mühürlerden. Gençler yorulun saat 2'ye 3'e kadar fuarın karşısında böyle park vardır. Orada da şeyler var. Kanepeler. Adam orada bir yatıyor. Otele parası yok gitmeye. Bir yatıyor orada. Tabi hırsız geliyor, yokluyor onun bakışlarını alıyor. Saatini alıyor. Ceketini söyleyebilirse ona. Sabahleyin bir bakıyor. Bir şey kalmamış. O da bunu diyor. Bak burada bak ne diyor. Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecek. Hac. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yani birlik olunuz. Bazı Müslüman kardeşlerimiz var. Ben diyor ucu bucu değilim arkadaş diyor. Ben kılarım namazımı, tutarım orucumu. Öyle cemaat ve mahvem karışmam diyor. Ben tek adamım diyor. Cemaatleri sevmem, topluma girmem. Perakende Müslüman. Peki öldüğün zaman seni kim götürecek kardeşim? Yahudiler mi götürecek? Hani öldün, hadi öldün. Kim seni götürecek, kalkınını verecek, namazını kıldıracak? Olur mu öyle, ona buna karışmam ya?
Sonra biz öyle bir varlıkız ki toplumda yaşayacak şekilde yaratılmışız. Bir aslan olsa tek başına yaşayabilir. Affedersin, bir inek olsa tek başına yaşayabilir. Başka bir ineğe ihtiyacı olmaz. İnek kardeş, gel şu fermuarımı dik. Şu pantolonunu ütüle. Yok böyle bir şey. Ama insanın birçok şeye ihtiyacı var. Bak, benim düğmeye ihtiyacım var. Düğme yapmasını bilmiyorum. Burada birisi bana düğmemi yapacak ki. Hiç yok. Gömleğimi de bilmiyorum. Buradaki cemaattan birisi benim gömleğimi yapacak ki. Çorap yapmasını bilmiyorum. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Birisi çorabını yapmasa herhalde o çorap ayağında olmaz. Birisi karpuz dikmese diyebilir miydi karpuz kavun? Ha? Birisi salça yapmasaydı. Birisi pirinç dikmeseydi pilav yiyebilir miydi? Var mı pirinç tarlamız dikiyorsun? Yemiyoruz. Ha. Demek ki biz öyle bir varlıkız ki hepimiz birimiz için. Çok mühim kardeşim. O sosyoloji bu işte. Sosyolojinin temeli bu. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. İşte bu.